Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii'u zunubina Muhammed. Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah kaldığımız yerden hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuduğumuz bölüm Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an surelerinin, Kur'an-ı Kerim'deki bir kısım ayet gruplarının ya da bazı ayetlerin faziletiyle alakalı bölüm. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerifimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh tarafından rivayet edilen böyle bir hatıra, hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel sözleri de var. Şimdi bir gün Ebu Hüreyre radıyallahu anh, tabi evvela bu anlatılan bu hadise Ehl-i Sünnet'in temel hadis kitaplarından, Kütüb-i Sitte'nin zirve kitabı Buhari'de geçen bir hadise. Oradan aktarıyorum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni Ramazan zekatına görevlendirdi. Şimdi Ramazan zekatı derken Ramazan'da fitre veriyoruz ya. Ona Ramazan zekatı olarak ifadesi de kullanılıyor. İnsanlar fitrelerini veriyorlar. Belli bir yere toplanıyor. Ve Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'u sen bunun bekçiliğini yap burada. Yani kimse gelip bir şey çalıp çırpmasın. Bunları o konuda getirenleri, götürenleri bunları Ebu Hüreyre radıyallahu anh'u görevlendirdi bu konuda fitreyle alakalı. Onlara vekil olarak orada görev verdi kendisine. Tabii bir gün baktı ki bir adam geldi. Bu adam hemen o fitre mallarından avuçlamaya başladı. Ebu Hüreyre radıyallahu anh hemen bunu yakaladı. Gel bakayım buraya dedi. Ben dedi seni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götüreceğim. Yani burası fitre. Bunlar sadakadır. Bunlar ümmeti Muhammed'e ait ihtiyaç sahiplerine. Tabii o dedi ki ya beni götürme dedi peygamberimize. Ben muhtaç bir insanım dedi. Benim çoluk çocuğum var. Çok sıkıntılarım var. Sen beni götürme. Çok da acil ihtiyaçlarım var deyince Ebu Hüreyre radıyallahu anh bu adama acıdı. Sonra onu serbest bıraktı. Tabii sonra sabah olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Ebu Hüreyre, ey Ebu Hüreyre, ma faale esirukel barihate. O dün gece esirin ne yaptı dedi. Halbuki peygamberimiz orada değildi. Bu da bir mucize. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gaybla alakalı Rabbimizin izin verdiği ölçüde bilgi sahibi olduğunu da görüyoruz. O dün geceki esirin ne yaptı dedi. Sonra Ebu Hüreyre radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah şeka haceten, yani ihtiyacı olduğundan dolayı şikayetlerde bulundu. Ve ayalen, işte çoluk çocuğunun muhtaç durumda olduğunu bunları anlattı. Ferahim tuhu, ben de ona acıdım diyor. Acıyınca fehalleytu sebilehu, onu ben artık salıverdim. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den bunu dinleyince ema innehu gade kedebeke, o sana muhakkak yalan söyledi. Ve seyahut, o yine gelecek. Tabii Efendimiz böyle deyince Ebu Hüreyre radıyallahu anh Efendimizin o adam yalan söyledi tekrar geri gelecek deyince tekrar böyle gözetlemeye başladım diyor. Bir de baktım tekrar geldi diyor akşam. Hemen tekrar yakaladım onu orada zekat mallarını, fitre mallarını böyle avuçlarken onu gördüm, yakaladım. Dedim ben seni
Resulullah'a götüreceğim. Sen efendim bana kendini acındırdın ancak götüreceğim. Ya götürme, etme. Bak ben ihtiyaç sahibiyim, muhtaç durumdayım. Çoluk çocuğumun sıkıntısı var, şudur budur. Yine yalvardı. Yine ona acıdı. Ebu Hüreyre radıyallahu onu yine serbest bıraktı. Sonra yine sabah olunca Efendimiz yine aynı soruyu sordu. Ey Ebu Hüreyre, dünkü misafirin ne yaptı deyince Efendimiz'e Ebu Hüreyre radıyallahu anh, ya Resulallah ihtiyaç sahibi olduğunu söyledi. Çoluk çocuğunun aç olduğunu söyledi. Ben de ona acıdım, onu serbest bıraktım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine tekrar, yani o yalan söyledi, yine gelecek dedi. Üçüncüye. Tabi bu sefer Ebu Hüreyre radıyallahu anh kararlı artık, yani adamı bırakmayacak. Efendimiz'in böyle söylemesinden. Tabi iyice de takip ediyor. Bir de baktı adam yine geldi. Hemen böyle oradan kimseyi görmeden alıp çalacak. Hemen o fitre mallarını böyle avuçlarken onu yakaladı. Ve ona dedi ki sen üç defadır yani gelmeyeceğim diyorsun, geliyorsun. Ama ben seni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götüreceğim ve bu konuda kararlıyım dedi. Bu sefer o dedi ki dani, yani beni bırak. Fe inni uallimuke kelimatin yenfa'uke Allahu biha. Ben sana Allahu Teala fayda vereceği bazı kelimeler öğreteyim. Yani sen beni Resulullah'a götürme. Ben de sana Allah'ın sana fayda vereceği böyle güzel kelimeler öğreteyim. Ben de nedir o dedim diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. O da dedi ki: "İza eveyte ila firashike fakra ayetel kürsi." Sen yatağına gittiğin zaman yatmak üzere, yani yatmak üzere yatağına gittiğin zaman ayetel kürsiyi oku. O diyor o adam. Fe innehu len yezale aleyke min Allah hafizun. Yani öyle olur ki Allahu Teala sana seni bir koruyucu, sürekli bir koruyucu senin için o yaratır. Bir koruyucu böyle sana ikram etmiş olur. O seni korur. Yani sen yatağa gittiğin zaman o seni korumuş olur. Ve la yakrabeke şeytanun hatta tusbiha. Şeytan da sabaha kadar sana yaklaşamaz. Tabi şimdi bunları böyle söyleyince Ebu Hüreyre radıyallahu anh da ne yaptı? Onu serbest bıraktı. Ondan bu kelimeleri aldıktan sonra. Tabi sabah oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Ebu Hüreyre dedi, dünkü misafirin ne yaptı dedi. O da dedi ki ya Resulallah bana Allah-u Teala'nın fayda vereceği kelimeleri öğreteceğini söyledi. Ne onlar dedi. Ben ondan dolayı serbest bıraktım deyince peki ne söyledi sana deyince bana dedi ki yani sen yatağına gittiğin zaman ayetel kürsüyü onu baştan sona güzelce oku. Okuduğun zaman Allah-u Teala sana sürekli bir koruyucu verir. Seni korur, muhafaza eder. Hatta sabaha kadar şeytan senin yanına yaklaşamaz. Bana bunları, bu kelimeleri öğretti deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer şöyle buyururlar. Ema innehu gad sadakake. O muhakkak doğru söylemiştir. Yani o muhakkak doğru söyledi o kişi. Ve huve kedubun. Fakat o çok yalancıdır. Yani o doğru söyledi ama o çok yalancıdır. Tabi böyle söyleyince Ebu Hüreyre radıyallahu anh da çok şaşırdı. Yani sonra Efendimiz ona şöyle bir sual yöneltti. Te'alemu men tuhâdıbu mündü selâthin ya Ebu Hüreyre. Ey Ebu Hüreyre, üç gecedir, üç gündür kiminle muhatap olduğunu biliyor musun? Yani kimle konuştuğunu böyle biliyor musun deyince, bilmiyorum ya Resulallah deyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç gün devamlı gelen o kişinin kim olduğunu şöyle açıkladı. Zâlike şeytanın, o şeytandır. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun şeytan olduğunu açıkladı. Ve Ebu Hüreyre radıyallahu anh da şeytandan güzel olan bazı kelimeleri öğrenmiş oldu. Şimdi burada neyi görüyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gayb konusunda Allah izin verdiği ölçüde bunları bilebilir. Ve Ebu Hüreyre ile şeytanın arasında geçen konuşmaları Peygamberimiz bilmiyordu, orada değil idi. Ama Allah kendisine bildirdiğinden dolayı bildi. Ve şeytanın da böyle insan kılığına, farklı kılıklara girdiğini de bu hadis-i şerifte görmüş oluyoruz. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yalancı olduğunu söyledi. Fakat bu sefer doğru söyledi de. Bu da şunu gösteriyor. Hani mesela şöyle bir meşhur bir söz var. Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir.
Örnek olarak saat 1'de durmuşsa, bozulmuş, durmuş, öğlenleyin 1'de doğruyu gösterir, bir de geceleyin 1'de doğruyu gösterir. Yani şeytanın da böyle arada doğru söylediğini mesela burada onu görmüş oluyoruz. Fakat şu da önemlidir ki bazı insanlar, yanlış insanlar, sakat insanlar, zararlı insanlar, yalan, yanlış işler konuşan insanlar arada doğru söyledikleri de olur. Fakat o doğru söylemeleri bizi hepten kandırmaya matuf da olabilir. Çok dikkatli olmak lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi salih insanlarla, iyi insanlarla beraber olan kullarından eylesin. Şimdi burada okuduğumuz geniş bir hatıraydı. Sonradan gelenler için de tekrar bunun bir özetini bir ifade etmeye çalışayım. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Efendimiz onu fitrelerle alakalı bir nöbetçi tayin etti, bir görevlendirdi. O geceliğin orada beklerken bir adam geldi, orada hırsızlık yapacak. Ebu Hüreyre onu yakaladı, seni Resulullah'a götüreceğim dedi. Ya dedi, beni götürme, ben fakirim dedi, çoluk çocuğum var, ihtiyacım var. Yok dedi, götüreceğim. Sana baktı ki adam yalvarıyor. Acıdım diyor, onu bıraktım diyor. Sabahleyin Resulullah dedi ki, ey Ebu Hüreyre, geceki misafirini, geceki gelen kişiyi ne yaptın dedi. O da böyle böyle dedi, ben de acıdım, onu serbest bıraktım deyince, o sana yalan söyledi, yine gelecek dedi. Sonra ertesi gün yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh baktı ki o adam yine geldi. Hırsızlık yaparken tekrar onu yakaladı. Seni Resulullah'a götüreceğim dedi. Ya dedi, bir daha gelmem dedi, benim çoluk çocuğum aç, ben aç muhtacım, ihtiyaç sahibi, ne olur beni Resulullah'a götürme. Sonra yine acıdı, yine serbest bıraktı. Sabah olunca Efendimiz yine sordu, ey Ebu Hüreyre, dün geceki misafirin ne yaptı deyince, ya Resulallah böyle böyle yaptı, çoluk çocuğum aç dedi, ben de acıdım, onu serbest bıraktım. Ve Efendimiz dedi ki, o yalan söyle, tekrar gelecek dedi. Bu sefer öyle deyince Ebu Hüreyre de radıyallahu anh da kararlı oldu. Dedi, ben onu ne olursa olsun Resulullah'a götüreceğim diye. Tekrar gözetlemeye başladı. Tekrar o adam geldi geceliğin. Hırsızlık yaparken onu yakaladı. Dedi ki, ya sen 3 seferdir hep aynı şeyi söylüyorsun. Diyorsun, gelmeyeceğim diyorsun, geliyorsun. Dolayısıyla ben seni Resulullah'a götüreceğim. Ya dedi, sen beni Resulullah'a götürme. Ben sana bazı kelimeler, yani sen beni serbest bırak. Ben sana bazı kelimeler öğreteyim. Allah'ın sana fayda vereceği kelimeler. Peki nedir onlar deyince, sen yatağına girdiğin zaman yatmadan önce Ayetel Kürsi'yi oku. Ayetel Kürsi'yi okuduğun zaman Allah-u Teala senin için sürekli olan bir koruyucu, bir muhafız yaratır. Seni korur. Hatta şeytan sabaha kadar senin yanına yaklaşamaz dedi. Sonra Ebu Hüreyre bunları dinleyince serbest bıraktı. Sabah olunca Efendimiz dedi, geceki misafirin ne yaptı deyince, ya Resulallah böyle böyle oldu. Peki ne söyledi sana dedi, serbest bıraktın. Ya Resulallah dedi ki, gece yatağına geldiğin zaman Ayetel Kürsi'yi oku. Allah senin için sürekli olan bir koruyucu, bir muhafız yaratır. Sabaha kadar da şeytan sana hiç zarar veremez, yaklaşamaz dedi. Ben de onu serbest bıraktım deyince Efendimiz, o doğru söyledi fakat o çok yalancıdır dedi. Sonrasında Efendimiz buyurdular ki, ey Ebu Hüreyre, o 3 gecedir kiminle muhatap olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum ya Resulallah deyince, o şeytandır dedi. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi rızası doğrultusunda ömür süren kullarından eylesin. Yani bu hadis-i şerifin burada ifade edilmesinin, bu hadisenin odak noktası da Ayetel Kürsi'nin faziletiyle alakalı. Yatmadan önce okuyacağız. Rabbimiz bir koruyucu bizim için yaratmış olacak ve şeytan da bizden uzak durmuş olacak. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi şeytanlardan ve şeytanlaşmış insanlardan, onların şerlerinden korunan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece, nesillerimizce namaz ehli, dua ehli, ibadet ehli, Kur'an ehli, şükür ehli ve merhamet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, hasreten şehitlerimizin ruhu için, hasreten vatanımızın, milletimizin selameti için, hasreten Allah rızası için, velhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha.